Özet bölümde girdi. Biz cuma akşamı yayında izleyemedik. Ama çok soru geldi. Ne oldu? Yasin'le Barış arasındaki mevzu ne? Yasin, yani Barış niye Yasin'den özür bekliyor? Yasin niye ona özür diliyor? Ha, bu konuyu izleyicilerimize yazdıktan sonra Acun abi dün Instagram'da canlı yayında dedi ki bu konu buydu, bugün de özetlerde yayınlansın dedi. Biz de aldık o görüntüleri, programımızda yayınlıyoruz. Şimdi normal bölümde yayınlanmayan o görüntüler geliyor. Bir, Yasin iki, Yasin üç. Bir bir oldu skor ödül oyununda. Evet. Barış, 15 bin lira işini yapma yenge. Yasin, benim parayla işim yok. Orada cezam bitti mi diye 15 bini kapsıyorum diye soran da sensin. İtiraz edin 2 saattir. Ben başka bir şeyden konuşuyorum. Oğlum niye atıyorsun ki çocuğa? Ben başka bir şeyden konuşuyorum. Biz sana hiçbir şey bilmiyoruz. Niye itiraz ediyorsun? Saygın olsun. Neye itiraz ediyorsun? Saygın olsun. Sen cezan düşürüp mobilya da geçirip diye soran sensin. Ben değilim. Tamam sordum. Tabii soracağım. Ben başka bir şey konuşuyorum. Kişi kendinden bilir işi. Ben niye atıyorsun ki kişi kendinden bilir işi. Tamam sen niye atıyorsun oğlum? Sen niye atıyorsun? Oğlumu falan konuşma. Efendi efendi otur yerinde. Berkan biz. Niye çocuğa atıyorsun oğlum? Berkan geçen hafta biz. Beraberken niye böyle bana pahalı? Barış gel gel. Ben anladım. 15 bin lira için orada itiraz etme falan deme abi. Tamam rahat ol rahat. Rahat 15 bin lira için yok benim. Barış yanlış bir ben de seni seviyorum. Ya, niye bilmiyorsun? Konuşup tamam oğlum yanlış. Tamam tamam. Haydi Cemal! Berkan Barış. Haydi benim hadi. Hadi kızım benim hadi. Tamam tamam. Gerek yok. Evet bu görüntüler cuma akşamı yayınlanmamış. Burada da Acun abi dedi ki bizim bir hatamız var aslında dedi konu havada kalmış dedi. Ve dedi dün özetlerde yayınlanmasını istiyorum dedi. Görüntüler de bunlar. Çok basit bir olay. Hatta bu oyun aslında ikinci oynanıyor. Birazdan onu da izleyeceğiz. Evet. Bu oyun Nisa ile Yasin arasında oynanan oyun ikinci oynanıyor. Biz ilkini de izlemiyoruz. Çünkü ilk oyunu Nisa kazanıyor. Bir itiraz geliyor. Onu birazdan izleyeceğiz. Sercan itiraz ediyor. Haklı bulunuyor. Oyun tekrar ediliyor. Evet. Ondan sonra oynanan oyunu Yasin kazanıyor. Bu sefer de muhtemelen Barış bir şeye itiraz ediyor. Evet. Kenara gidiyor. Çünkü yarışmacılar kenara gidip itirazda bulunuyorlar. İzleniyor. Barış'ın bu itirazını muhtemelen Yasin 15 bin liralık çek üzerine anlıyor. Sana ne benim kazanan 10 bin liralık, 15 bin liralık çekten diyor. Onun olmadığı ortaya çıkınca da özür diliyor. Konu buymuş. Hani insanlarda ne olduğunu merak etmişti. Yasin'le Barış arasında geçen mevzu ne diye. Ya şimdi demin ki sen dedin ya daha bir yayınlanmamış oyun da var. Şimdi böyle şeyler oluyor. Oyuna çıkılıyor. Oyun bitiyor. Biraz sonra vereceğiz zaten. Ama mesela karşı takımdan biri itiraz ediyor. O itiraz işte bir yere düşmüş oluyor. O düştüğü yerden geri dönmesi lazım. Dönmediyse ve orada kendine 2-3 saniye avantaj sağladıysa ve bunun devamlı oyunu kazandıysa tabii ki de iptal edip yenisi oynanıyor. Yani bu karşı takımdan itiraz gelmesi lazım ama. Şimdi aynı şey mesela belki bir ay önce hatırlamıyorum Sercan'a da olmuştu. Sercan böyle düşer gibi oldu. Evet belki değmiş olabilir ama itiraz gelmedi. Şimdi itiraz gelmezse onu orada sürekli hakem gibi sürekli herkes böyle aa kim nerede düştü diye bakamıyor yani bakmıyor. Karşı takımdan bir itiraz gelirse ama tabii ki de bakılıyor. O zaman bakılıp da zaten olmaması gibi bir durum yok. Bunun ama yani ben Yasin'de şunu anlamıyorum. Yani 15 bin lira için itiraz o zaman siz de demin itiraz etmiştiniz. Hani biz onu görmedik göreceğiz şimdi ama. Hatta siz o itiraz sayesinde şu an bu oyunu kazandınız. Yani o yüzden yine Yasin'den talihsiz bir söz Barış'a karşı. Barış da zaten gerekli cevap veriyor. Yanlış anlaşılma var mı sana? Yasin ama günün sonunda özrünü diliyor. Diliyor diliyor helal olsun onlar da. Ama yani o an denmemesi lazım. 15 bin lira için yani Barış'a öyle bir itham. Bunun 15 bin lira değil orada. Değil zaten o yüzden. Kimsenin aklında 15 bin lira yok. Yok olmasın. Aynen öyle yok. Bizde bu Hikmet abinin hataları yüzünden biz bir parkuru 4-5 saat çektiğimiz oluyordu. Hani daha kısa bitmesi gerekirken atıyorum. 4-5 belki daha fazla ama mesela itiraz ettiğimiz zaman ya oyunu alıyorduk bazı durumlarda oyunu veriyorduk. Bunlar olması gereken şeyler zaten. Göremediklerini görüp söylemeleri. Ama burada Yasin'in kalkıp 15 bin lira için bu yapılır mı demesi ama kalkıp sonra Yasin'in işte benim cezam 15 bin liralık mobilyada geçerli mi falan demesi sadece Yasin'in böyle şeyleri dile getirerek çuvalını doldurmaya çalışması Barış konusunda. O yüzden ben çok saçma buldum. Çuvalını doldurmaya çalışması derken onunla ilgili olumlu yerleri mi olumsuz yerleri mi dolduruyor? Değil mi? Bu olumlu bir konu mu şu anda? Değil. Değil yani. Sadece laf olması için söylenen bir şey. O da zaten Barış'ın verdiği olumlu bir tepkiyle Yasin özür dilemeye kalkıyor. Barış daha yüksekten bir tepki verseydi asla ben aralarındaki konunun bu kadar kısa keseceğini zannetmiyorum. Şimdi süremiz çok dar. Hı-hı. Ben bir an önce şu Nisa'yı da hani Acun abinin tamam. paylaştığı evet. için onu da izlememiz lazım. Ama o görüntü sanırım Acun abinin Instagram hesabından gelecek. Evet. Evet. O görüntüyü yayınlayacağız. Yönetmenimden rica ederim. O görüntüyü de istiyoruz sizden. Haydi Nisa! Nisa ilk sembolüne bindi. Nisa düştü. Hoppa başa değil mi? Yasin kaçırdı Nisa!
başarılı atışlar geldi İsa'dan. Kuma bastı, devam etti aynı yerden. Başa dönmesi lazım. En baştaki şey kuma değdi abi. Aynı şekilde bu da izleyicilerin gözünden kaçmadı. Nisan ne yaşadı ki yüzü düştü, açıklayın bize evet. falan. Bir şey mi oldu falan? Halbuki çok sıradan bir olay. Yani Survivor'da hep oluyor. Ben şunu hatırlarım benim yarıştığım dönemde. Yarıştık, oyunu kazandım. Dokunmazlık, 3 hafta dokunmazlık sembolü vardı bizimkinde. Dönme oyunu muydu? Evet, oyunu kazandı. Hatta erken kazandı galiba, öyle bir şeydi. Evet, evet. Sonra oyunun sonunda, gece oyunu yoktu bizde çünkü kararıyordu. Oyunun sonunda itiraz geldi ve itiraz haklı bulundu. Oyunun tekrar oynanması lazım. Komple oyunun tekrar oynanması lazım ve bütün takım olarak oynuyorduk. Dediler ki bu oyunu yarına bırakıyoruz. Biz ertesi gün tekrar oynadık oyunu. Yani bunlar olabilen şeyler. Mesela şu oyunda belki sadece bu oyun değil, belki 3-4 tane oyun tekrar edilmiş olabilir. Survivor'da hiçbir zaman onlar gösterilmiyor. Çok çok büyük bir olay olmadığı sürece. Burada Nisan'ın yüzünün düşmesi, ki burada Nisan'ın bence profesyonel olması lazım. Bu kadar yüzünün düşmesi. Çok haklı bir itiraz geliyorsa kenardan ve itiraz haklı bulunuyorsa... Yani sen çıkacaksın, belki ikinci oyununu kaybedeceksin ama en azından düşmeyeceksin. Yani düştüğün zaman da işte izleyici de diyor ki ne olmuş olabilir? Abi böyle bir çok basit bir olay oldu aslında. Hep karşılaştığımız bir durum. Evet, yani şimdi orada karşı takımdaysan tabii ki de yarışmacıları bir böyle gözünü açarak izliyorsun. Sercan da doğru bir hamlede bulunuyor ve itiraz ediyor. Gördüğü bir şeye çünkü. Nisa'da bastığı yerden geri dönmediği için oyun tekrarlanıyor. Sonuçta kimseye ne bir artı yazar, bu ne bir eksi. Baştan tekrarlanan bir oyun var. Yine %50-%50 şanslar. Mesela şurada şöyle bir şey var, detay var. Sercan buna itiraz etmese oyun devam edecek. Evet, 2-0 olacak. Tabii canım, onu diyorum. Hiç. Mesela burada yani prodüksiyon hatası mı olacak? Yok, prodüksiyon gözden kaçırıyor olabilir. Evet. Yani oradaki arkadaşlar. Çünkü onu gerçekten rakip takımın izlemesi lazım. Hı hı hı. Rakip takımın izleyip itiraz etmesi lazım. İşte Sercan faktörü burada devreye giriyor. Evet. Yani aynı şekilde... Yarın öbür gün bir başkası da hata yaparsa senin takımın onu o kadar dikkatli izlemesi ve oyun öncesi hı hı. kuralları o kadar iyi anlaması lazım ki bu itirazları doğru edebilsin. Mesela, az önce dediğin gibi. Biz çıkmadan önce Eze var, yani orada görevli bir kişi bize oyunu anlatıyor ve biz oyun sırasında belki 100 kez soru soruyoruz. Burada işte düştüğümüz zaman geri mi dönmemiz lazım? İşte kırmızı mavi ayırıyor, işte kırmızıdan önce düştüyse kırmızını başına mı yoksa mavinin evet. sonundan mı devam etmeniz lazım? Ama bunları söylerken hani Acun Bey var, hani sunan kişilerden birisi olmuyor. Genelde oluyor. Esat abi oluyor. O bize yardımcı oluyor, çeviriyor işte bunu böyle yapılması lazım, şöyle yapılması lazım. Aslında burada Nisa bence kendine kızıyor. Çünkü bu tarz şeylere çok dikkate almaları lazım oyun parkurları anlatılırken. Evet. Bu itirazlar gelebilir, tekrar oynanabilir. Bu kadar düşmemek lazım ya. Evet. Bu oyunun içinde olan bir şey. Sırf bu sene 300 kere itiraz olmuştur yani bütün ya. Oyunlarda toplasan yani. Bunlar Survivor'ın genelinde olması gereken şeyler. Olan şeyler. Yani. Olan şeyler. Yani. Evet. Bu kadar hani şey yapmamak lazım. Daha şey